Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, bu videomda sizlere Xiaomi'nin üretmiş olduğu Mi Router kurulumu nasıl yapılır sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi router'u iki çeşit, daha doğrusu iki türlü kullanabiliriz. Kablolu veya kablosuz olarak. Eğer interneti alacağımız modem çok uzaktaysa, kapsama alanına kesinlikle girmiyorsa İnternete alacağımız modemden Cat5 veya Cat6 kablo aracılığıyla router'umuzun internet girişine takıp arkadaşlar router aracılığıyla da evimizin içerisinde kablosuz bir şekilde dağıtım yapabiliriz. Eğer kablolu bir şekilde kurulum yapacaksak öncelikle kablomuzu Cat5 veya Cat6 kablomuzu router'umuzdan çıkarıyoruz arkadaşlar. Diğer modemle, internete alacağımız modemle hiçbir bağlantısı olmaması lazım. Bunun nedeni router'umuzun arayüzüne girmeye çalışırken hani arama motoru birazdan göstereceğim arkadaşlar. 192.168.1.1 yazdığımız zaman ki çoğunluktan bahsediyorum arkadaşlar. %99 IP numaraları böyledir arkadaşlar. Karşı diğer modeme, internete alacağımız modemin arayüzüne girmeye çalışabiliriz. Yani benim modemimin router'umun daha doğrusu menüsü farklıydı. Bu nasıl bir menü dediğiniz zaman bilin ki karşı tarafın modemine bağlanmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar iki türlü arayüzüne girme şekli vardır. Şimdi şuradan hemen router'umuzun adını buluyoruz. Bakın Xiaomi BE80417F yazıyor arkadaşlar. Tıklayalım arkadaşlar. Genellikle router'larda şifre olmaz arkadaşlar. Çoğunluğundan bahsediyorum. Doğrudan tıkladığınız zaman şifresiz bir şekilde bağlanabilirsiniz. Bu ekran, görmüş olduğunuz ekran router'umuzun ana sayfasıdır arkadaşlar. Şimdi eğer bu şekilde benim gibi az önce otomatik bağlan dedikten sonra bu menüye ulaşamıyorsanız arkadaşlar şuradan hemen çıkış yapalım. Arama motorumuza 192.168.1.1 yazıp enterliyoruz arkadaşlar. Bakın yine aynı bölgeye geldik. Bazı telefonların sürümünden kaynaklanabilir, versiyonundan, işletim sisteminden kaynaklanabilir. Bu şekilde de bağlanabilir. Az önceki ilk şekilde de bağlanabilir. Önemli olan buraya gelmek. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar şuradan en üstte sağda İngilizceyi tıklıyoruz. Şuradan Türkçeyi seçiyoruz arkadaşlar. Şurada iki tane tik var. Kabul ediyoruz ve öğeleri seçi tıklıyoruz. Buradan da aşağı doğru geliyoruz. Türkiye'yi buluyoruz. Türkiye T harfi geride kaldı galiba. Evet. Türkiye'yi bulduktan sonra ileri diyoruz. Ve şimdi deneyin arkadaşlar. Şimdi deneyini tıklıyoruz. Ağ ortamınız test ediliyor. Lütfen bekleyin. Şimdi buraya kadar geldikten sonra burada bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bakın en altta mavi yazıyla arkadaşlar bir ağ kablosu bağlanmadan kuruluma devam et. Şimdi ben bunu tıkladım ve bu menüye ulaştım. Bazı telefonlarda ben bunu 3-4 tane Samsung telefonla denedim arkadaşlar, yapamadım. Olmadı çünkü o mavi yeri tıklayamıyorum. Ben Redmi'de, Xiaomi'lerde denedim arkadaşlar. Çoğunlukla kesinlikle bağlandı arkadaşlar. Şimdi internet bağlantısı türünü seçin vesaire falan bir şeyler yazıyor. Burada bize lazım olan Wi-Fi erişim noktasını tıklıyoruz ve ileri diyoruz. Evet, şimdi kapsama alanına giren internetleri, modemleri router'umuz şu anda görmüş vaziyette. Bizim bağlanacağımız internet, yani internete alacağımız modemin ismi sanat uyduculuk. Tabii sizinki farklı. Şimdi buraya kadar geldikten sonra burayı arkadaşlar, şurayı önce bir görelim ne yazdığımızı. İnterneti alacağımız modemin şifresini yazıyoruz. Evet.
Bakalım doğru mu yazdık? Evet, şimdi şuradan ilerliyoruz ve kurulum yapılıyor. Şimdi internete alacağımız modemin şifresini yazdık arkadaşlar. Şimdi bir şifre daha yazmamız gerekiyor. Bu da kurulum yapıldıktan sonra router'umuz kapanacak, açılacak ve router'umuza şimdi şu anda kuracağım şifreyle bağlanmak için. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yapıyoruz. İleri diyoruz ve kurulmuş oluyor. Şimdi şunu hiçbir zaman diyelim arkadaşlar. Şimdi buradaki menü tik işaretini gördünüz. Modemimiz, sürekli modem diyorum, router'umuz kapanıp açıldıktan sonra Xiaomi yazıyor diye arkadaşlar veya Everest yazıyor diye. Neyse artık kapanıp açıldıktan sonra interneti almış olduğumuz modemin ismini alır ve ilaveten alt tire ve plus yazar arkadaşlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi birazdan modemimiz, router'umuz arkadaşlar kapanacak dediğim anda şu anda internet bağlantısı kesildi. Kapanıyor ve açılıyor. Şuradan çıkış yapalım. Şunları silelim. Ayarlara girelim. Wi-Fi arkadaşlar. Şunu şuraya alalım. Şimdi tamamıyla açılsın. Birazdan ekranımızda sanat uyduculuk alt-plus yazısını göreceğiz. Evet. Şimdi şu sanat uyduculuk arkadaşlar bizim orijinal modemimiz. İnternete aldığımız ve en üstteki de az önceki kurulumunu yapmış olduğumuz Mi router'umuzun yeni adı. Şurayı tıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 demiştik. Doğru yazdık. Bağlanıyoruz. Zaten şu mavi menüyü, tabi bu telefonun işletim sistemine göre, markasına göre değişir. Şu anda internetimizin olması lazım. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Şuradan arama motorumuza video yazalım. Bakın buradan görmüş olduğunuz gibi internete bağlandık arkadaşlar. Şimdi sizlere başka ne anlatabilirim arkadaşlar? Şimdi kablolu bağlanacaksanız zaten kabloyu direktmen komşunuzun modeminden aldınız. Router'umuzun WAN girişine taktıktan sonra bu şekilde de kurulum yaparken arkadaşlar modeminize, router'unuza daha doğrusu bir isim verip şifrenizi kurup kuruluma kullanmaya başlayabilirsiniz. Umarım anlatabildim. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Kanalımıza abone olmayı, videomu tabii ki de beğendiyseniz beğenmeyi, bildirimlerinizi açtığınız zaman yüklediğimiz her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.